Sıfır ev alanlara düşük faizli kredi kampanyası milyonları meraklandırdı. Peki kampanyadan kim faydalanabilecek? Kredi taksitleri ne kadar olacak? Taksidin ne kadarına devlet destek verecek? En çok merak edilen soruların yanıtlarıyla devam ediyoruz şimdi de. Yani bir peşinatı olması lazım insanların. Kesinlikle en az %10'u kadar. 3 milyon liralık bir ev alıp 2 milyon lira kredi kullanmak da mümkün. Sıfır konutlar için düşük faizli kredi müjdesi ev almak isteyenleri heyecanlandırdı. Ama kafalar karışık. Kaç lira taksit ödenecek? Kaç ay vadeyle kredi çekilebilecek? Maksimum ne kadar kredi çekilebilecek? İşte bunların hepsi merak ediliyor. Bakın detaylar nasıl? Taksit tutarları hane gelirinin %40'ını geçmeyecek şekilde ayarlanacak. 5 yıl boyunca zaten satış yasağı var. Avantajlı kredi maksimum 15 yıl vadeyle çekilebilecek ve almak istediğiniz evin değerinin maksimum %90'ı kadar kredi çekebileceksiniz. Birinci bölge İstanbul, burada 5 milyon liraya kadar kredi kullanılabiliyor. İkinci bölge Ankara, İzmir, Bursa, Muğla, Mersin ve Antalya. Burada da 3 milyon liraya kadar kredi kullanılıyor. Ülkenin geri kalanında da 2 milyon liraya kadar kredi kullanılabiliyor. Birinci ve ikinci bölgede ev almak için bir yıllık ikamet zorunluluğu var. Üçüncü bölgede yok. Eşinin üzerine ev olanlar kampanyadan faydalanamıyor. Anne babasının evi olanlar faydalanıyor. Şimdi hesap vakti. Diyelim ki bir ev buldunuz ve fiyatı 3 milyon lira. 500 bin liralık bir kredi de normal taksit tutarı 0.69 faiz oranından 15 yıl vadeyle aylık 4.860 lira. Ama ilk yıl devlet desteği var. Bu kadar ödemeyeceksiniz, daha az ödeyeceksiniz. Yaklaşık bu taksit tutarının yarısı kadar. 2.430 TL gibi de taksit bekliyoruz. Önümüzdeki yıl 3.000, ondan sonraki yıl 3.700 lira örnek. Devlet desteği 3 yıl olacak ama daha sonra geri ödenmek üzere. İlk 3 yılda ödenecek taksitlere Hazine Bakanlığı da katkıda bulunuyor. Fakat 8. yıldan itibaren de bu ödediği tutarları geri alacak. 2 milyon lira kredi çekerseniz ne oluyor? Taksit tutarı, ona bakalım. Bakın bunun da kolay bir yöntemi var. 2 sıfır attığımızda geriye 20 bin lira kalıyor. Yaklaşık 19.440. 100'e bölerlerse kullanacakları kredi miktarını aylık taksit tutarında birkaç yüz lira farkla hesaplamış olacaklar. Yarısı da hazine katkısı olacak diye söyleyebiliriz.